Sürekli meşgul atıyor gördüğünüz gibi. Meşgul. Bana bir kişi olduğunu söyledi fakat Google'dan tarattığımda başka bir ismin olduğunu öğrendim. Temmuz ayında iş ilanı aracılığıyla tanıştık. Ben iş ilanı vermiştim. O da oradan buldu beni. 23 tane şirketinin olduğunu söyledi. İsminin Mert Kaya olduğunu söyledi ama Mert Kaya değilmiş tabii. Finans müdürü olarak başlayacaksın dedi. İşe alındın dedi. Sonrasında işte evliliğe döndürdü işi. İşte benim niyetim evlilik, sizinle evlenmek istiyorum. Sonrasında işte annemle babamla aramız bozuldu. Şirketlerden ayrıldım dedi. Para istemeye başladı sürekli. Ben biraz iyi niyetim baskındır açıkçası. Yani kötü düşünmedim. Hani belki ihtiyacı vardır diye düşündüm. Sonradan sürekli isteyince iki kere de kredi çektirince ben dedim herhalde bu dolandırıcı. Yani ailem ve çevrem de öyle deyince ben tabii uyandım ve aramı bozdum. İsmi gerçekten Yunus Şeker'miş. İşte Yunus'un şöyle bir durumu oldu, Yunus'un böyle bir durumu oldu. Kendi durumum demiyor, Yunus'un durumu diyor. Aslında Yunus kendisi. Birisi 5.000, birisi 12.000. Şimdi o şeyden operatörün bir uygulaması var. Oradan da sürekli para gönderdim. Onunla beraber kredilerin faiziyle beraber toplam 25 bin lira. Ben 11.1.2022 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. İstedim. Kaç kere istedim. Hatta o zamanlar da istedim. İşte ödeyeceğim. O şekilde şey yapıyordu. Zaten randevuları da iptal ediyordu son anda. Öyle olunca ben anladım ki dolandırıcı yani. Zaten fotoğraf göndermişti bana. Başka birinin fotoğrafını göndererek yaptı bunu. Genç biriydi. Onu da tarattım Google'dan. Başka biri çıktı. Öyle olunca dolandırıcı olduğunu anladım. Ulaşamıyorum artık kendisine. Çünkü beni engelledi. Kesinlikle iş ilanlarını araştırmadan kesinlikle numaralarını vermesinler. Yani bu çünkü iş ilanları da sanırsam bir sıkıntılı. Hani kesinlikle araştırmadan... Çünkü böyle dolandırıcılık yöntemiyle insan, çok kanan insan var. Kesinlikle yüz yüze görüşmeden hiçbir şekilde ben bu insanın yüzünü de görmedim. Sadece iyi niyetimin bir kurbanı oldum. Yüzlerini görmeden kesinlikle karar vermesinler. Bu savcılığa suç duyurusunda bulunduğum dilekçe. Bu da uygulama üzerinden gönderdiğim paralar. Sadece bu kadar değil tabii.